Merhabalar sevgili Kubaşır izleyicileri. Bugün de sizlere Ankara Etimesgut'tan sektörce önce bir isim Ankara Demirspor Kulübü'nden sesleniyoruz. Yanımda kulübün başkanı İbrahim Bey ve başkan yardımcımız İhsan Bey bulunmakta. Ben hemen kendilerine dönmek istiyorum. Merhabalar İbrahim Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. İhsan Bey merhabalar. Merhabalar. Teşekkürler. İbrahim Bey, öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Evet, ben İbrahim Çelik. Devlet Demir Yolları'nda yük daire başkanlığı yapıyorum. Aynı zamanda da Ankara Demirspor Kulübü'nün başkanıyım. Peki İbrahim Bey, burada vermiş olduğunuz hizmetlerinizden biraz bahsedebilir miyiz? Evet, burası kulübümüzün merkezi. Burada idari binalarımız var. Sporcuların kaldığı odalarımız var. Satranç odamız var. Televizyon seyretme odalarımız, dinlenme odalarımız ve spor odalarımız var. Burada profesyonel takımımızın tüm hizmetleri, yemeğinden tutun, sosyal faaliyetlerine kadar hepsinin görüldüğü yer ve mekanda bulunuyoruz. Peki İbrahim Bey, Ankara Demirspor kaç yıldan beri faaliyet gösteriyor? Ankara Demirspor'un kuruluşu 29 Ekim 1932 tarihine denk geliyor. Yani 1932 yılından bu yana kadar hizmet veriyoruz. Bizim dışımızda Türkiye çapında halen 38 adet demiryolu kulübü de var. Bunlar da faaliyetlerini sürdürüyorlar. Peki İbrahim Bey, biraz da sizlerin bu sektöre atılımınız nasıl gerçekleşti? Bundan bahsetmek istiyorum. Bizlerin atılımı demiryolcuyuz öncelikle. Ankara Demirspor Kulübümüzü faaliyetlerini yıllardır takip ediyorduk. Son 4-5 dönemdir de yönetim kurulu üyeliğini yapmaktaydım. Demir yolcu olduğumuzdan dolayı, sporu sevdiğimizden dolayı bu yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte kulübün yönetimini talip olduk ve seçimle iş başına geldik. Haziran ayından bu yana kadar da hizmet vermeye çalışıyoruz. Peki İbrahim Bey, burada bu kaliteli hizmeti sunarken kaç kişilik bir ekiple hizmet sunuyorsunuz ve ekibinizi kimler oluşturuyor? Bu binada, idari binada 30 kişilik bir idari personelimiz var. Yemekçisinden, çaycısından, malzemecisinden tutun 30 kişilik. 28 kişilik de sporcu, profesyonel sporcu sayımız var. Bunun yanında teknik direktör, yardımcıları ve doktor olmak üzere bu futbol takımıyla alakalı, profesyonel futbolla alakalı 70 kişilik bir kadromuz var. Bunlara hizmet veriyoruz. Yanımda Ankara Spor Teknik Direktörü Muharrem Uğur bulunmakta. Ben hemen kendilerine takımla ilgili görüşlerini almak üzere dönüyorum. Merhabalar Muharrem Merhabalar. Bey. Tabii şu an antrenmanda yakaladınız bizi. Haftada 5 gün, 6 gün çalışıyoruz. Hafta sonu oynayacağımız maç için hazırlıklarımızı şu an için devam ediyoruz. Sıkıntılı bir süreçteyiz. Sıkıntılı süreçte uzun bir süredir kazanamıyoruz. Bu hafta deplasmanda oynayacağımız Tuzla Spor maçı için çalışmalarımız devam ediyor. Bu maçta en iyi şekilde oynayacağımızı, yürekten oynayacağımızı inanıyorum. Şimdiden arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hayırlısı olsun diyoruz. Peki Muharrem Bey, maç öncesi kaç saatlik antrenmanlar yapıyorsunuz futbolcularınızla birlikte? Haftada bir gün rejenerasyon yapıyoruz. Onun dışında bir günde çift antrenman yapıyoruz. Diğer günler tek antrenmanımız oluyor. Bu antrenman saatlerimiz maç saatlerine göre ayarlanıyor. Yaklaşık 90 dakika, 100 dakika, 110 dakika antrenman süremiz oluyor. Bu bölümde dayanıklılık, çabuk kuvvet, teknik ve taktik çalışmalarımızı, o hafta oynayacağımız rakibimizin eksik yönlerini, neler olduğunu tespit edip ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz. Ya da kuvvetli olan yanlarını nasıl telafi edebiliriz? Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz her hafta. Oynayacağımız rakibin özelliklerine göre çalışmalarımız devam ediyor. Belli bir ivme yakalayacağımızı düşünüyorum. Yani yakın bir sürede geldim ben takımın başına.
İnşallah Ankara Demirspor layık olduğu yere çıkarırız. Peki şu anki maç için futbolcularınızın durumu nasıl sizce? Evet, biraz kadro yapısı itibariyle sıkıntılı bir süreçteyiz. 3 tane oyuncumuz sakat, 2-3 haftalık periyotta oynamayacaklar. Bir oyuncumuz da cezalı. Şu an dar bir kadroyla çalışmalarımız devam ediyor. Ama ne olursa olsun bütün arkadaşlarıma ben güveniyorum. 15 kişiyle de olsa, 16 kişiyle de olsa mücadelemizi üst düzeyde yapacağımıza inanıyorum. Peki İbrahim Bey, sporcularınızın ne sıklıkla seçimini gerçekleştiriyorsunuz ve seçimlerde neye dikkat ediyorsunuz? Evet, sporcularımızı futbol sezonu var. Bu futbol sezonu başlamadan önce örneğin Haziran ayında araştırmaya başlıyoruz. Menajerlerle ve diğer takımlarla görüşüyoruz. Araştırma ve incelemeler yapıyoruz. Ve ondan sonra da futbolcularımızı çağırıp onlarla sözleşmeler imzalıyoruz. Onlarda istediğimiz ve beklentimiz, burası bir kamu kurumunu temsil eden bir spor grubu olduğundan dolayı onlar da hal hareketleri ve davranışlarında kamuya yarar bir özellikte olmasını ve bizi temsil ettiklerinden dolayı bütün davranışlarında kamuya özellikli davranmalarını istiyoruz. Ve bunun yanında da tekniğine bakıyoruz, gerekli belgelerine ve lisanslarına bakıyoruz. Bunların hepsi bir araya gelip tamamlandığında o futbolcuyla oturup sözleşme imzalıyoruz. Peki İbrahim Bey, futbolcularınız kaç kişilik gruplarla sahada yerini alıyor? Toplam takımımızdaki futbolcu sayımız lisanslı olarak 28 futbolcumuz var. Bunlar biliyorsunuz takımım oynarken 11 kişilik asıl listemiz oluyor ve 4 kişi de yedek olmak üzere takım 15-16 kişiden oluşuyor. Sahaya bunlar çıkıyorlar. Bunlardan da ilk 11'de oynayanlar devam ediyor. Oynuyorlar. Arada teknik hocamızın talebine göre değişiklikler yapıyor ve futbol bu şekilde devam ediyor. Peki İbrahim Bey, futbolcuların da verdiği bir emek söz konusu burada. Futbolcular gelirlerini nasıl ve nereden sağlıyorlar? Sporcular gelirlerini şu şekilde alıyorlar. Her sezon başında sporcularla bir anlaşma yapıyoruz. Bu anlaşmaya göre peşinat belirliyoruz. Öncelikle bir peşinat miktarını oluyor bunların. Daha sonra her maç için oynayacakları maç başı tabir ettiğimiz bir ücret belirliyoruz. Bunu da peşinatın üzerine koyuyoruz. Ayrıca her yendikleri maçta da prim diye bir sistemimiz var. Prim veriyoruz. Onu da ben ve yönetim kurulum birlikte belirliyor. Bu primi de yendikleri zaman veriyoruz. Peşinat, maç başı ve primi eklediklerinde de gelirleri bundan ibaret oluyor. Ne kadar çok maç kazanırsalar, ne kadar çok yenerseler o kadar çok para kazanıyorlar. Performans usulü oluyor. Peki İbrahim Bey, burada oyuncularınıza sunmuş olduğunuz imkanlarınızdan ve kolaylıklarınızdan da bahsetmek istiyorum biraz. Oyuncularımıza bu bir tesiste her türlü imkanımızı veriyoruz. Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar yiyeceklerini veriyoruz. Yatacakları yerler burada var. Bundan ayrıca sosyal faaliyetlerdeki imkanlarını kullanacağı mekanlarımız var. Isınmaydı, kültür fizikti, bu hareketleri kullanacağı yerlerimiz var. Masa tenisi yerlerimiz var, bilardo yerlerimiz var. Kafe gibi küçük oturacakları mekanlarımız var. Yani bir kişinin ya da sporcunun bütün işlerini görebileceği her türlü imkana ve fiziki ortama sahip. Peki İbrahim Bey, sporcularınız kulübe başlarken veya devamında sağlık tetkiklerini nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Kulübümüze başlarken yine sezon başında anlaşma yaptığımız zaman onlardan tam teşekküllü bir hastaneden
her sporcu için sağlık raporu istiyoruz. Ve bu sağlık raporunu bize getiriyorlar. Biz de bunu Futbol Federasyonu'na ibraz ediyoruz. Daha sonra da günlük hayatlarında da burada bir doktorumuz ve fizyoterapimiz var. Bunlar sürekli hizmet veriyorlar. Hem antrenmanlarda hem de maçta da doktorumuz ve fizyoterapimiz bu işleri bakıyorlar. Peki İbrahim Bey, izleyenlerimizin de merak ettiği bir sorunun cevabını almak istiyorum şu an sizlerden. Bir yaş sınırlaması var mı? Futbol, profesyonel futbolda bir yaş sınırlaması aslında yok. Bir sporcunun profesyonel olarak oynamaya haiz Türkiye Futbol Federasyonu'ndan aldığı lisansı varsa bu yeterli oluyor. Bizim ligimizde oynamaya uygun lisansı olan çocuklarımızı deneme yapıyoruz. Gerekli incelemelerimizi yapıyoruz. Maç izleme ekiplerimiz var. Bunlar gidiyorlar. Gerek rakip sahada, gerekse diğer oyunlarda maç izleme ekiplerimiz bu çocuklarımızı izliyor, değerlendiriyor ve bizim yönetimimize bunlarla ilgili teknik raporlar veriyor. Bu raporları da değerlendirdikten sonra teknik kriterleri ve lisansı uygunsa bu çocukları tercih ediyoruz. Genelde de bu liglerde 32 ile 35 yaşına kadar futbolcular oynama imkanına da sahipler. Peki biraz da kullanmış olduğunuz eşyalarınıza, malzemelerinize değinmek istiyorum. Futbolcularımıza neler zimmetli? Futbolcularımıza kramponu zimmetli, çorapları zimmetli, şortları, eşofmanları, formaları zimmetli. Yani zimmetli olmakla tamamen zimmetli değil ama bunların her birinin zaten belli bir çocukların numaraları var. Numaraları var sporcuların, biliyorsunuz. O sırtında yazan numarasına göre bütün her şeyi ona göre belirli. O zaten onun üzerine zimmetli oluyor. Ve bunlar bunu en iyi şekilde kullanıyorlar. Yalnız bu spor camiasında malzemeci diye bir şey vardır, bir görevli vardır. Bu malzemeci görevlimiz bunlardan aldığı kullanılmış ya da kirlenmiş eşyaları çocuklar, futbolcular malzemeciye verirler. Malzemeci de bunları yıkar, temizler, ütüler, geri onlara verirler. Peki İbrahim Bey, ürünlerinizi seçerken, eşyalarınızı seçerken nelere dikkat ediyorsunuz ve nerelerden temin ediyorsunuz? Sporcuların kullandığı formaları ve diğer eşyalarını seçerken tabii ki en kaliteli bir şekilde olmasını ve bizim kulübümüzü temsil ettiğinden dolayı en iyisini almak istiyoruz. Bu malzemeleri alırken de piyasadan temin ediyoruz. Gerekli fiyat araştırmalarımızı yapıyoruz. En uygun fiyatı ve en kaliteli malzemeyi verenleri de tercih edip bu şekilde malzemelerimizi de temin ediyoruz. Peki şöyle bir soruyla programıma devam etmek istiyorum. İbrahim Bey, sizler kulüp olarak gelirlerinizi nerelerden sağlıyorsunuz? Gelirlerimizi Devlet Demiryolları'ndan kiraladığımız bir takım sosyal tesisler var. O tesislerin işletmeciliğini yapmak suretiyle sağlıyoruz. Bunun yanında da Türkiye Futbol Federasyonu'ndan her maç için aldığımız bir ücretler var. Yine bunun yanında spor toto ve iddiadan aldığımız paralar var. Gelirlerimizi bu hepsinin birleşiminden ve üyelerimizden de aldığımız gelirler var. Bu şekilde gelirlerimizi sağlıyoruz ve aldığımız paralar da hem sporcularımıza hem de kulübün diğer gelirlerine harcıyoruz. Peki İbrahim Bey, spor yapmadan önce veya maç esnasında sahada futbolcularımız hangi kurallara dikkat etmeliler? Maç esnasında ve sahada Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği bir takım kurallar var. Bunu bütün profesyonel futbol takımlarına tebliğ ediyorlar. Ve bu camiada da bu kurallar biliniyor.
bu kurallara hem teknik heyetin hem de sporcuların uyması gerekiyor. Bu kurallara uyulmadığı takdirde Futbol Federasyonu gerek sporcuya gerek teknik heyete, en önemlisi de ilgili spor kulübüne ceza yazıyor. Ve bu yüzden de kurallara hepimiz uymak zorunda kalıyoruz. Ankara Demirspor takımın kaptanı Salih Demir ile birlikteyiz ve ben hemen kendilerine dönmek istiyorum. Merhabalar. Merhaba. Salih Bey. Salih Bey, Ankara Demirspor'u nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle hoş geldiniz. Biz bu sene geldik buraya ama tabii köklü bir camia. Özellikle bir kurum takımı. İlk başlarda takım adına iyi şeyler oluyordu. Şu son zamanlarda biraz kötü gidiyoruz fakat düzeleceğiz inşallah. Dediğim gibi kuruma yakışır bir şekilde biz hareket ediyoruz. Arkadaşlarımıza devam ediyor. Ve şimdi de yanımda Ankara Demirspor ikinci kaptanı Serkan Bey bulunmakta ve ben hemen kendilerine dönmek istiyorum. Merhabalar Serkan. Merhaba. Bey. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Adım Serkan Silan. 83 doğumluyum. Ankara Demirspor'da oynuyorum bu sene. Takım hakkındaki düşüncelerinizi alalım biraz da Serkan Bey. Takım hakkında çok güzel, sade, iyi bir takıma sahibiz. Ligde ama son zamanlarda kötü sonuçlar almaktayız. İnşallah bunu da bu haftayla beraber düzelteceğiz. Ve şimdi İbrahim Bey'den stad hakkında detaylı bilgiler alacağız. İbrahim Bey, stadınız kaç yıldan beri faaliyet gösteriyor? Stadımız bir yıldır faaliyet gösteriyor. 2015-2016 sezonunda stadımızı hizmete açtık ve Ankaralı spor severlerin yararlanmasına sunduk. Peki İbrahim Bey, stadınızda maçlarınızda kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz? Stadımızda maçlarımızda 1500 kişilik bir kapasitemiz var. Burada da gördüğünüz gibi bu sol taraf kendi seyircilerimize ait, taraftarlarımıza ait. Öbür sağ tarafta spor yazan bölümde taraftar rakip takımın seyircilerine ayrılıyoruz. Orta bölümde protokol bölümümüz. Her bir bölüm 750'şer kişi olmak üzere toplam kapasitemiz 1500 kişidir. Peki İbrahim Bey, antrenmanlarda da seyirci ağırlayabiliyor musunuz? Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar gelip sevenler seyredebilirler. Herkese açıktır. İhsan Bey, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bizleri ağırladığınız için çok çok teşekkür ederim. Ekibinize başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet sevgili Ekobaşarı izleyicileri, bugün de sizlere Ankara Demirspor'dan seslendik. Ben şimdilik sözü merkez stüdyolarını bırakıyorum. Hoşçakalın.